Balıkesir ili genelinde şu ana kadar yaşadığımız vaka sayısının en yüksek aşamasındayız. Bunu ifade etmek istiyorum. Bütün ilçelerimizde vakaya rastlıyoruz. Ancak Balıkesir merkezin en yoğun noktalar olduğunu söylemek istiyorum. Köyleriyle, mahalleleriyle birlikte 6 Eylül ve Karaysi ilçelerimiz yoğunluğun en fazla yaşandığı bölgeler. Hatırlatıyoruz. Biz şube olarak da banka olarak da çok farkındayız. Çok tedbir almışsınız. Ben evet. De tebrik ediyorum. Dikkat edin. Hastalık çoğaldı. Tamam. Dar ortamlarda yaklaşmamaya çalışın. Mesela biriniz hastaysa hepiniz zaten gider. Burada geçirdim. Çok güzel. Gittim şimdi tekrar geldim. Özellikle Balıkesir'in Türkiye'nin en güvenli şehri seçilmesine de bu arada Almanya'da gururla takip ettik. Ben çok ileri gelmiyorum aslında ama mesafemi koruyorum. İşte dediğim gibi köylerde de bu işleri daha sıkı tutsak, köylerde girişlerde çıkışlarda. Çünkü bizim orta mandalına gelin, Naip ve Bakacak'ta sıkıntı. Yere köyde sıkıntı, orada bir bizim köyümüz kaldı. Evet, demek bunu ki, muhtarlara bildirge yapsak da köye girişir çıkışa kontrol olursa. Bilinçli vatandaşlarımız tedbirlerin daha da arttırılmasını istiyor. Köyde yaşayan, Orta Mandıra mahallemizde yaşayan bir vatandaşımız. Çevre civar köylerde bazı hastalık vakaları ortaya çıkınca kendi talebi daha da tedbirlerin arttırılması yönünde. Çok sıkıştınız, vallahi hepiniz gidersiniz bak. Daha biraz açılamaz mısınız? Açıldık. Tedbirin de ötesine geçip tedbirlerle yaşamak gerektiğini hatırlamak durumundayız. Bizden duyarlılık derecelerini en üst seviyeye çıkarmaları gerektiğini, tekrarladığımız tedbirli olalım çağrısını yapmıyorum. Tedbirli olmak zorundayız diyorum. Tedbirli olalım demiyorum. Tedbirli olmak zorundayız. Bütün tedbirleri harfiyen uygulamak zorundayız. Vatandaşlarımız paniğe kapılmadan bu yükselişin farkında olarak gereğini yapıp sosyal hayatlarını gerçekten kontrollü hale getirsinler. Kurallara uymayan işletmelerden hizmet almasınlar. Kuralların mutlaka uygulanması noktasında en yüksek hassasiyeti göstersinler. Kamu hizmeti yürüten kurum ve kuruluşlarımızın personeli arasında da vakalarda bir artış görüyoruz. Bütün kamu kurumlarımızı uyardık. Resmi dairelerdeki hizmet ortamlarına çok dikkat ediyoruz. Kuralları birebir uyguluyoruz. Ancak görülen o ki, bu çalışanlarımız da, personelimiz de daha çok dış ortamlarda, sosyal ortamlarda hastalığa kapılıyor. Hastalık bulaşı oralarda gerçekleşip daha sonra resmi ortama taşınıyor. Bu yönde bir gözlemimiz var. Vakanın etrafındaki kişilere vakanın bulaşması sirayeti güçlendi. Yani temaslılar hastalanıyor. Temaslılar demek ki yeterince dikkat etmiyor. Temaslı vatandaşlarımız kesinlikle evlerinde kalsınlar. Evde kendilerini izole etsinler, odanın dışındaki diğer ev halkıyla, aile fertleriyle irtibat kurmasınlar. Bir kişinin hastalanması başka bir şey, o ailede 5 kişinin hastalanması başka bir şey. Bu konuda da biz hassasiyet gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bütün ilçelerimizde vakaya rastlıyoruz. Ancak Balıkesir merkezin en yoğun noktalar olduğunu söylemek istiyorum. Köyleriyle, mahalleleriyle birlikte 6 Eylül ve Karaysi ilçelerimiz yoğunluğun en fazla yaşandığı bölgeler. Vatandaşlarımızın bütün bu hususları göz önüne alarak ben gereğini yapacağını, şimdi tedbir zamanı olduğunu, artık başka seçeneğimiz olmadığını ve ilimizin tekrar eski düzeyine döndürülmesi için toplumsal bir seferberliğe ihtiyacımız olduğunu tekrarlamak istiyorum.